Hani birlikte her şeyin üstesinden gelebilirdik? Ya sen nasıl, o kadını nasıl sokarsın bizim şirketimize? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ben anlayamıyorum ya. Niye? Mecburdum Duru. Bizim için yaptım, ailemiz için. Ailemiz için mi Aras'ı ateşe atıyorsun? Ailemiz için mi Ferda'yı şirkete sokuyorsun? Ve bu aile biz değiliz herhalde. Yaptığın hiçbir şey bizi mutlu etmiyor çünkü. Aksine daha fazla üzüyor. Ne olur güven bana. Ben ne yaptığımın farkındayım. Her şey güzel olacak. Güven bana. Tekrar merhaba. Toplantınızı bölmek istemedim ama size çok güzel haberlerim var. Hakan'ın yerini ihbar eden telefonu ve hattını tespit etmişler. Bilin bakalım kime ait çıktı. Ferda mı? Hayır ama yaklaştın. Ahmet Karadağ'ın adamlarından birine. Eğer Ahmet Karadağ'ın bu cinayetle bir ilişkisi ortaya çıkarsa Şahin'i içeriden kolaylıkla çıkartabiliriz ve bir de şirketten tasfiyesini isteriz. Ayşem, şahane bir haber bu. Ne olur bu işin peşini bırakma. Yok, siz hiç merak etmeyin. Gördün mü bak, ne dedim sana? Biz kazanacağız. Güven sen bana. İnşallah. Ayşem, bir konuşabilir miyiz? Ayşem. Ne? Ya Ayşem bir dur Allah aşkına, bir konuşalım. Ya konuşacak bir şey kalmadı. Herkes söyleyeceğini söyledi, bitti, tamam. Ya uyma şu kadına. Merve'ye ne yapıyorsa sana da şu an aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Ya gelmeyin şu kadının oyununa. Merve'yi karıştırma. Bak ben karıştırıyor muyum? Karıştırmıyorum. Anneannemi nasıl tehdit ettiğini Merve'ye söylemedim, söylemeyeceğim de. Neden biliyor musun? Elinde bir tek Merve'nin sevgisi kalsın diye. Çünkü bende olan bütün sevgi ellerine yok etti. Ya Ayşe, Ayşe çok affedersiniz. Siz öbür tarafa binseniz olur mu? Pardon. Allah Allah ya. Ya ben ne yapmışım? Hakkım olanı aldım ben. Ayrıca Pelin annem gel bu fırsatı kaçırır mı sanıyorsun? Çoktan gidip yetiştirmiştir Merve'yi. Eline koz geçti tabii. O kozu sen verdin. Ama en azından senin gibi değil. Sevdiği insanların canını yakmıyor. Hiç tanımıyorsun sen onu. Senden daha iyi tanıdığım kesin, söz verdi bana. Senin yaptığın bu pisliği Merve'ye söylemeyecek. Hem benim için yapacak hem Merve için yapacak. Onun oyunu bitmez Ayşem. Senin oyunun bitmiyor. Asıl sen oyun oynuyorsun. Gerçekten Oscar'lıksın ama ben artık sana inanmıyorum. Ne sana ne de senin sahte sevgine. Lan cezanı versin senin. Saldır yine zehirli tabii. Ayşem'in sunacağı delillerle Şahin kesin kurtulacak değil mi? Kurtulacak, merak etme. Her şey yoluna girecek. Ne yapıyor bu ya? Ne oluyor? Arkada bir araba var. Allah Allah. Ferda mı bu? Ya dursana! Dur! Ya dursana! Efendim, ne yapayım? Yavaş, dikkat et, kurtul şundan. Ruh hastası ya, kaza yapacağız onun yüzünden. Allah, delirdi mi? Dursana Şirda! Ya ruh hastası, iyice kafayı yemiş bu. Peri, çek, sağa çek. Bak, 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 ne yapıyor? Peri delirmiş mi? Ne yapıyor? Dur, sakin ol. Kurtulamıyor musun şundan? Bak neler yapıyor. Ya sağa çek. Ya sağa çek. Kafayı yemiş. Peri iyice delirmiş bu artık. Ya ay, güzel kaza. Dursana şurada. Sağa çek, sağa. Tam bir ruh hastası. Kaza yapacağız şimdi bunun yüzünden. İsa kurtul şundan. Kurtul dedim. Bak. Sen kal. Derdin ne senin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne oldu Perihan Hanım? Korkuttun mu sizi? Ne diyorsun sen ya? Duru, arabaya geç. Büyük sözü dinle Durucuğum, yoksa uğraşamam seninle. Seni gerçekten... Duru! Arabaya geçer misin lütfen? Hadi. İyi, boş ver şunu, gel gidelim Peri. Sen arabaya geç dedim, hadi. Hadi. Ne istiyorsun? Konuşmak insan gibi. İnsan gibi mi? Sen mi söylüyorsun bunu? Eşkıya gibi yol kesiyorsun ama. Senin yüzünden oluyor bunlar. Beni insan gibi misafir etsen kapına dayanırdım. Ama sen geçen günden sonra kesin adamlarını zebellah gibi dikmişsindir kapıya. Peri hadi artık gidelim. Hadi. Ne istiyorsun söyle. Gitsin herkes. Baş başa konuşalım. Eğer arabaya binmeye korkuyorsan sahile gidebiliriz. Söyleyeceklerim çok önemli.
Siz gidin. Pelin ne diyorsun ya? Ya seni o kadına yalnız bırakacak halim yok herhalde. Doğru. Gidin dedim. Hadi. Peri saçmalama lütfen. Lütfen sözümü dinler misin? Merak etme. Hadi. Hadi. Allah'ım yarabbim ya. Evet. Seni dinliyorum. Ayşem'den uzak dur anne. Bunun için miydi bütün tantana? Bak ben buraya seninle kavga etmeye gelmedim. Kızlarımdan uzak dur ne olur. Merve'ye yaptığın şeyi Ayşem'e yapmana izin vermeyeceğim. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Onlara bütün kötülüğü sen yapıyorsun. Asıl ben izin vermeyeceğim çocukları zehirlemene. Ayşem'i de Merve'yi de senin karanlık dünyanda bırakmayacağım. Beni karanlığa sokan sensin. Çamura bulaştıran sensin. İyi ya işte kal çamurunda. Bataklığına çocukları da çekme. Ya ben Ayşem'i hep uzaktan izledim. Onu babasından bile korudum. Yani karşısına çıkmadım ama hep hayatındaydım. En sevdiği yemeği bile, her şeyini biliyordum. Ne yapıyor, nereye gidiyor, ne ediyor. Senin bana yaptığını ben Ayşem'e yapmadım. Yıllar sonra onun parayla karşısına çıkıp vicdanımı rahatlatmadım. Ben para bile... Anlıyorsun. Senin de paran olsa sen de aynı şeyi yapardın. Ama sende para da yok. Kızlarına verebileceğin herhangi bir şey de. Sende sevgi yok bir kere. Sadakat yok, bağlılık yok. Sende onur yok, haysiyet yok. Vicdan yok sende, vicdan. Sende bir annede olması gereken vasıflar hiçbiri yok. Yeter! Yeter! Bunların hepsini insan sonradan öğrenir. Annesi onu öğretir. Sen bana ne öğrettin? Sevgi mi? Onur mu? Ahlak mı? Ha? Çocuğunu bırakıp gitmiş kadın şimdi bana vicdandan mı bahsediyor? Çok gülünç oluyorsun gerçekten. Sen bana annelik martavanı okuma burada. Gidemezsin hiçbir yere. Hiçbir yere göndermem. Hiçbir yere. Yıllar önce bıraktığın gibi beni burada bırakıp gidemezsin. Hesap vereceksin bana. Duydun mu? Hesap vereceksin. Duyuyor musun beni? Ne oldu? Anne. 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 Anne duyuyor musun beni? Anne duyuyor musun beni? Anne bak bana. Anne. Bak bana duyuyor musun beni? Anne. Duyuyor musun beni? Ha ben bir şey yapmadım ki. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım ya. Kimse yok mu? Ha ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım.